Merhaba, benim adım Can. Kız arkadaşım Peri ile 6 aydır görüşüyoruz. Ben alçak gönüllü birisiyimdir. O ise biraz kendini beğenmiş birisi. Biz ateş ve su gibiyiz. Ama görünen o ki, bu bizi birbirimize çeken bir aşktı. Sadece 18 yaşındaydık. Final sınavlarını bitirip kampüse geldik. Ben fakir bir aileden geldim. Annem ufak tefek işleri giderek beni büyüttü. Babam bizi yıllar önce terk etti ve ortadan kayboldu. Bir de büyükannem vardı. Kuzeyde, Orta Karadeniz'de, Rize'de zengin bir iş adamının kızıydı Peri. Aliyar Kılıç. Zenginlik ve lüks içinde büyüdü. Yurt dışında okumak zorunda kaldı. Ama babam onu bizim üniversiteye verdi. Avrupa'ya gidip orada yanlış şeyler yapmasından korkuyordu. Ama beni ve Peri'yi öğrendikten sonra çok pişman oldu. Onları ziyarete gittiğim zaman konuşmalara kulak misafiri oldum. Peri, neden bu köylüyü eve getirdin? Baba, ne hakkında konuşuyorsun? Bu arkadaşım Can ve o harika bir adam. Kızım, o dünyanın en mükemmel adamı olsa da fark etmez. O temizlikçinin oğlu. Annesini nereden biliyorsun? Senin için parası olan herhangi aptal bir adam da olabilir. Ama ben birlikte yaşayacağım kişiyi kendim seçebilirim. Ben senin mutlu bir hayat yaşamanı istiyorum kızım. Rafet ile evlenmelisin. Dün gece senin için güzel hediyeler getirdi. Elibollar çok zengin bir aile. Üzgünüm baba. Acelem var, derse yetişmem lazım. Benim güzel kızım. Senin doğru seçimi yapmana yardımcı olacağım. Akşam kafede Peri ile otururken geleceğimizin nasıl olacağını konusunda karar veriyorduk. Çünkü babasına karşı yanımda olması beni rahatlatıyordu. Babasını ikna etmenin bir yolunu bulacağını söylüyordu. Bense o sırada zengin bir adamın kızını sevdiğim için pişman oluyordum. Zamanla duygularımız daha da güçlendi. Ona evlenme teklif ettim ve Peri kabul etti. Görünüşe göre babası bize kızmamıştı. Peri'den gizli, endişeli bir şekilde beni aradı ve ona haber vermeden görüşmemizi istedi. Babası düz mantık bir adamdı ve iş teklifi yaptı. Peri'nin hayatından sessizce gitmem için bana 100 bin dolar teklif etti. Ben kesin olarak reddettim. Beni tehdit etti. Kazanacaklarım ve kaybedeceklerimi söyledi. Bu açıdan düşününce 100 bin dolar bizim için çok faydalı olurdu. Sefalet içinde yaşayan annem mutlu olurdu. Peri'nin babası acele etmememi ve düşünmek için yeterince zamanımın olduğunu ve ciddi bir şekilde düşünmemi istedi. Kafam karıştı. Bir süre boyunca şehirde durumu düşünerek dolaştım. Düşündükçe yavaş yavaş Peri ve benim farklı dünyalarda olduğumuzu, onun zengin bir aile kızı, benim ise fakir olduğumu hatırladım. Ve onu son kez görmek ve ayrılmak için buluşmak istedim. Ama hiç düşünmemiştim sevgim karşılığında nasıl para alacağımı. Bu akşam Peri'ye önemli bir şey konuşmamız gerektiğini söyledim. Ama o daha önce davrandı ve hamile olduğunu söyledi. Şoktaydım ve ayrılık konusunu konuşamadım. Ben baba olacağıma çok sevindim. Peri ise babasının bana yaptığı teklifi dürüstçe anlattı. İlk başta çok üzüldü ama sonra çok zekice bir fikir önerdi. Bu parayı alıp başka şehre kaçıp sıfırdan bir hayat kurma fikri. Çünkü eğer Peri'nin babası hamile olduğunu öğrenirse çocuğu kürtaj ile aldırabilirdi. Bu sabah Aliyar'ın ofisine uğrayıp teklifi kabul ettiğimi söyledim. Hem mutlu hem de çok şaşırmıştı. Sinirli görünmeye çalıştım. Adam bana yeni bir kız bulmaya bile çalıştı. Ben sadece parayı aldım ve gittim. Akşam Peri ve ben önce İstanbul'a, oradan daha sonra araç ile Ege'de küçük bir şehre gittik. Burada yaşayan büyükannem bizi görünce çok şaşırdı. Çünkü 10 yıldır görüşmemiştik. Peri'nin babasının kızdığı çok belliydi. Çünkü kandırılmıştı. Onu sakinleştiren tek şey kızının attığı mesajlar ve Peri'nin banka hareketleriydi. Her şey yolunda, endişe edecek bir şey yok. Birkaç ay sonra ben ve Peri yatırım danışmanlığı işine başladık ve işler iyiye gidiyordu. Doğum zamanı geldi. O zaman bütün dikkatim dağıldı. Ne zaman çocuğun babası olduğumu söylediler, o zaman Peri'nin babasıyla karşılaştım. Ben şok oldum. Ama Peri'nin babası bir kızgın, bir neşeliydi. Peri'yi ve torununu gördüğünü söyleyerek şimdi onları nasıl paylaşacağımızı sordu. Baba oğul güldük ve beni sakinleştirdi. Sonra işte elde ettiğimiz başarının farkında olduğunu övgü dolu sözlerle söyledi. Para harcamanın ve biriktirmenin sıfırdan bir iş kurmanın ne kadar zor olduğunu söyledi ve teşekkür etti. Oğluma isim önerisinde bulundu. Aliyar. İlk başta anlamadım ama sonra dahi karımın bilgece planını aklıma geldi ve oğluma Aliyar ismini koydum. Aliyar, ben ve küçük Aliyar bir restorana gittik.
Peri'nin babası uzun saçlı kılıçlar hanedanının devamı olan bebeğin fotoğrafına hayran hayran baktı. Videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayınız.